Bak Valbuena tabii ki sezon boyunca yıpranmış olabilir, ayrılmak istiyor olabilir ama yöneticilikte böyle bir şey zaten. Yani yöneticilik kalmak isteyen, sorun çıkarmayan adamı tutmak değil ki. Yöneticilik sıkıntılı durumu çözmek ya da oyuncuyu idare etmek. Ya Valbuena'ya ya hani gidip yani Yunanistan'da da 2 milyon euronun üstüne para kazandığını düşünmüyorum. Ama oydu top muhtemelen orada da. Daha da az. Harika oynuyor yani. Abi harika oynuyor ve geçen sene de harika oynadı bu adam. Çok belli olmadı ve zaman zaman hakkını teslim edilmediğini düşünüyorum. Ya bu adamla dersin ki baba tamam sen gitme oraya. Burada 2-250 al, 2,5 al neyse. 3,5-4 veremeyiz geçen seneki gibi ama bak bizde kal. Devam et diyebildi, denebilir. Ve bu takım onu kaldırır da abi. Bu takım daha fiziksel bir takım. Tabii. Bu takımda Gustavo var. Bu takımda fit bir Ozan Tufan var, tamam mı? Hani böyle bir yapı kurarsın. Onun üstünden gidersin. Kruse'ye mesela Valbuena'nın kestiği topları düşünüyorum. Mesela Vedat'ın 5 tane falan fazla golü vardı. Tabii çok net. En az 5 golü vardı. Diğer oyunculara Kruse'ye inanılmaz rahatlatmış. Kruse'nin alları, alverleri Valbuena'yla hayal ediyorum. Ya iyi oyuncu, iyi oyuncuyla çok rahat anlaşırız zaten. Bak çok uzakta değil. Ben hani alsat sınırı var, okey. Problemler var, okey. Ama herkesle de yollar ayrılmaz abi. Bütçe boşalsın diye. Bazı oyuncuyla da devam etmen lazım. Tamam, Slimani'yle devam edemezsin tabii ki. Etmek de istemezsin. Tamam, Şikirtel problem yaşamış olabilirsin ya da yaşlandı diyebilirsin. Ya da Arsenal şey diyebilir. Ben çok önde oynuyorum savunma hattını. Şikirtel yavaş kalır diyebilir. Ona da okey. Ama abi Valbuena'yı tutacaksın yani. Orada da bir irade ortaya koyamıyorsun. Yönetim ikna edemiyorsa Valbuena'yı. Burada da problem var. O zaman da kalıyorsun yani sol kanatta Tolga Ciğerci mi orta yapacak? Yoksa Ferdi henüz hazır değil ama acaba patlama yapar mı? Ona mı bakacağız? Abi bazen de bazı hazır oyuncu tutmak lazım. Bu kadro planımız zaten böyle bir şey. Adam orada da sihir yaratıyor yani. Yani Komolli konusunda takır takır 21 tane asist yapmış abi. Yani. 21 yani. Ya bizim ligimize de çok uygun bir oyuncuydu bence. Hayır, abi diyorum ya bak kümede tuttu ya bak. O kadar güzel faul alıyordu ki şimdi Valbuena'ya dokunduğun zaman bir şey oldu zannediyordum. Kalkıyordu hemen. Bir de takım çok top zeki, oynamıyor, oynayamıyor takım. Oyuncu. Tek başına bir şeyler yapıyor adam. Hiç çözüyordu. Mesela bu takımda çok daha fazlasını yapar adam. Tabii. Yapabilir yani. Çok doğru ve şimdi yazık. Vedat konusunda özellikle Vedat'ın sezona çok iyi başlaması ama bir süre sonra yavaş yavaş takımla beraber tabii geri gidiş oldu. Hep şundan bahsetmiştin ya programlarda, orayı hatırlatacağım sana. Vedat durduğu zaman hani Fenerbahçe'nin planı ne olacak diye. Evet. Geldiğimiz noktada Vedat'ın yavaşladığı anlarda başka kahramanlar çıkamadı. Bunun sebebi oyuncu kalitesi mi, kadro derinliğinin olmaması mı, taktiksel olarak Ersun Yanal döneminde özellikle biraz daha Ersun Yanal'ın inadından vazgeçmemesi mi, başka şeyleri denemekten kaçındı Ersun Yanal, neden bilmiyorum. Hep inadı devam etti, hep benzer oyuncu profilleriyle oynadı. Yani yerini bile çok az değiştirdi. Abi yani 12. oyuncu yok ya takım, 11 tane sabit adamla oynuyor. Bir de şunu düşünelim hadi, diyelim böyle oynuyorsun. Bak sol bekin Hasan Ali Dirar. Hangisini seçersen seç. Ligin en iyi 3 sol bekinden biri mi şu an? Ya da vazgeçtim öyle sormayacağım. Galatasaray kadro dışı bıraktı tamam mı? Lisansını çıkarmadı Nagatomo. Dirar'la Hasan Ali'nin şu anki halinden toplamından daha iyi sol bek. Bence yani. Bilmiyorum yani katılmayanlar da olabilir ama. Bak Nagatomo'nun mevcut durumu tabii ki yani sakatlık yaşadı falan ben hani işin tabii ki şeyi vardır. İnsani bir durum. Hasan Ali eleştiri söylemiyorum burada. Zaman zaman fitken ve Nagatomo da formsuzken daha iyi performansa sergiledi de oldu. Ama yedeğin yok ve adam 3 ay sakatlanıyorsa bu senin kabahatindir abi. Adamı şey yapamazsın. Hasan Ali Dirar Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı adamdan daha kötüyse bir problem var rakibin. Sağ beke geç. Her zaman söylüyorum. Yani sıkıldım artık. Her Fenerbahçe'nin de söylemek istemiyorum. İstemence giremez yani ligin top sağ beklenen biri değil bence. Aynen. Sağ kanat. Kimi koyacaksın? Şey bile sağ kanat yok takımda. Ya da Ersun Yanal oyununda istenir. Ferdi ligde ilk 10 sağ kanattan biri mi şu an? Değil. Ki en yaratıcı aday adam orada. Geri Rodriguez. İyi oyuncu. Ligin prototip kanat oyuncularından biri. Yani Onyekuru ile birlikte. Bu ligde şampiyonluk getiren oyunculardan biri yani. 2 sene önceki Galatasaray şampiyonluğunda Gomis ile birlikte en büyük yani 2-3 imzadan birine sahip bu adam. Ama inişleri, çıkışları, sakatlıkları falan derken verimli olamadı. Şu an yine ilk 10'a yazmazsın verimlilik anlamında.
Ligin en iyi 10 kanat oyuncusundan biri değil. Ya senin sağ bekin yok. Sağ bekin ilk 5'e değil. Sol bekin ilk 5'e değil. Sağ açık ilk 10'da değil. Sol açığın ilk 10'da değil. Nasıl üretecek abi? Bu takım nasıl şampiyon olacak ki? Nasıl şampiyon olur bu takım? Nasıl şampiyonluğu olabilir? En azından ilk 3'te falan olur. Dersin yani Fegulin yoktur. Envakamen yoktur da. Ya ne bileyim. Enkudun da yok abi senin. Yok yani. Anladın mı? Yani ya bir de o şeyi anlamıyorum. Junior Fernandes'in yok ya. Bak daha şeye gideyim. Sinan Gümüş'ün yok. Ya bak artık hani ortalama oyunculara geçiyorum lig için. O peki doğal olarak buradan sonuç alamazsın abi. Goyanon yok. Bayanon yok. Güzel. Ensakalan yok. Şakasız var. Ensakalan yok. Ensakalı istedi Fenerbahçe olmadı bu arada. Yeni sezon için. Yeni sezon hayır devre arası istemişti. Yeni sezon için olabilir. Doğru adaylık. Şunu söyleyeceğim. Oyun bank oynardı yani. Şunu da yabana atmamak lazım. Hepimiz için geçerli bu. Başakşehir maçını ben hep o örneği veriyorum. Başakşehir maçının tarihi ve bugün arasındaki mesafe lig bazında, ligi genel düşünürsek kısa bir mesafe. Hı hı. Ama oradaki çözülme inanılmaz büyük. Başakşehir maçına kadar ki dahil, Başakşehir maçı dahil. Fenerbahçe'nin evet bu bahsettiğimiz kalite eksikliği vardı. Bunu hepimiz her hafta söylüyorduk. Ama kalitesinin üstünde oynuyordu Fenerbahçe. İşte onun orada, temel sebeplerinden biri. Orada ne olduğunu ben hala merak ediyorum. Şimdi orada bir şey oldu Uğur. Bak bir şey olmasa... Bilemem. Yani bilgim olmadığı için söylemiyorum. Ne oldu? Yani durup dururken bir takım düşmez. Orada kesinlikle bir şey var. Yani bunun çözülmesi lazım. Bunun araştırılması lazım. Bunun sebeplerinin oyun olarak belki antrenman metodu mu, belki oyuncuların performans düşerken Ersun Yanal'ın tercihleri mi ya da başka bir taktiği deneme seçeneği de olabilirdi. Onu da yapmadı Ersun Yanal. Yani orada çünkü Başakşehir maçını hatırlayın. Fenerbahçeliler yani... Çok iyi bir Fenerbahçe yok muydu o maçta? Hatta ama orada da bak fiziğiyle oynadı orada. Evet. Fiziğiyle döverek oynadı. Ben orada şunu ama her maç onu oynayamazsın ki. Her takımı oynayamazsın onu. Ne oldu? Yani oradan sonra ne oldu? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü o çözülmede haftalardır gelen o soru işaretleri, haftalardır gelen o maçı neden alamıyor Fenerbahçe dediğimiz, bazen hani alamadığı maçlar var ya, söküp alması gereken maçları. Oradan sonra bir çözülme oldu. Ben bunu merak ediyorum. Yani en çok çünkü seneye bu yaşanması istenmiyorsa bugünden o sorunun ne olduğunun tespiti gerekiyor. Abi, orada ne oldu? Abi senin sezgilerine güvenirim. Hı hı. Bir şey de olmuş gerçekten olabilir ama somut bir şey görmüyorum ben. Bir daha bunun da hani net karşılığı da var. Bak. Hı hı. Ya nasıl diyeyim? Hani anlatıyoruz. Hani bu kadar üst seviyeye gitmeye bile gerek yok. Bak Kayseri bu Pedro Henrique. Bak bu arada Uğur ben anlatırken telefondan bir şey bakıyor. Hani yanlış anlamayın. Uğur bir şey... Mesajlarıma bakmıyorum. Evet yani. Bir argümanla destekleyecek. Ben aynen. Huyunu bildiğim için. Evet Pedro diyordu. Evren, işte Ali abi falan. Ha, yanlış anlamayın. Şey odaklı bakarız. Aynen. Karim Hafez ya. Karim Hafez oynamaz mı abi Beşiktaş Fenerbahçe'de? Oynar. Bak düşünüyorum. Gerson Rodriguez. Oynar. Oynar abi. Yani ya tonla adam var ya. Bunun işte ne bileyim Ciler mi? Şeydeki Konya'daki bek. Bak hepsi rotasyonda yer bulabilecek adamlar bunlar. Ve bu beni biraz hayal kırıklığına uğratıyor. Şu bakımdan yani bu takımlar bedavaya ya da kiralık olarak ya da devre arasında bunları bulabiliyorsa ya tam harcama limitin olabilir de harcama limitin var, tek kurşunun var. Sen yedek bile kullanmayacaksın, stopere atıyorsun abi kurşun. Falet. Abi bu olmaz. Çıldırırsın. Bak bu olmaz çıldırırsın. Ya. Yani falet yani çıldırtıcı bir hamleydi o zaten. Ya çünkü mesela abi o zaman işte sıkıntı yaşıyorsun. Alayının stoperin de Wellington'u da istedi. Bak gerçekten bak samimi şekilde ben içim daralıyor. Hani ben izleyici olsam kızarım bu herif ne bu anlatıyor falan diye. Ama gerçekten Fenerbahçe için anlatıyorum. Yani yeni sezon planlamasında alsat sınırı var tamam. Ama ya bazen bedavaya da çok iş yapabilirsin. Bazen hani rotasyon oyuncun yoksa bazı mevkilerde komple oyuncu yok abi. Böyle bir şey olur mu ya? Ya tamam mesela aslında diyeceğim transferden biri. Mesela Tolga Ciğerci tam bedava Galatasaray'la da anlaştın. Galatasaray o kadar şeydi ki hani sıkıntılıydı ki aldın. Bedava aldın adam Galatasaray'dan. Üstüne galiba para aldı Tolga. Evet evet. Öyle bir transfer yani. Tolga üstüne para aldı Fenerbahçe'ye gitmek için. Biliyor Galatasaray'da biliyordur Fener'e gideceğini yani. Hı. Şey değil. Sır değil bunlar.